Herkese selamlar, ben Emre. Bugün Mortal Kombat Mobile'ın yeni bir bölüm Mortal Kombat mı? Yeni bir bölümündeyiz ve biliyorsunuz yine yeni challenge'larımızdan bir tanesi var ve ilk defa değil de böyle çok az oynadığım bir karakterin challenge'ı var. Ben de sizlerle beraber öğreneceğim aslında bu karakteri diyebilirim. Girelim şöyle, ben gene altınımı tabii ki bitirdim, mal gibi hepsini verdim, buraya harcadım. 350 binliğe yakın bir altın vardı, hepsi gitti abi. Her seferinde bu mallığı yapıyorum, hep dile getiriyorum. Niye yapıyorum bilmiyorum. Şurada talent points'lerin şeyini düzeltmişler. Galiba bir hata olmuş burada. ne diyor? Tamam. Points'leri sıfırladılar mı? Nasıl yani? Bir dakika, talent points'ler sıfırlandı mı? Öyle bir şeyler okudum ama evet, sıfırlamışlar. Sebebini bilmiyorum. Düzeltilmiş bir şeyler ama buna sonra bakarız. Şimdi uğraşmayalım bunlarla. Sonra hallederiz onları. Sizde de muhtemelen sıfırlanmıştır bu. Şu questleri toplayayım da ben hemen. Buradan şey yaptığımız iş yapıyor yani bunlar. 35 ruh veriyor, çok temiz abi. Bence iyi, bilmiyorum yani. Şuradan bir tane daha toplayalım. Hemen kaç ruh veriyorsun sen? Bir tane de baş verdi. 30 ruh veriyor. İyi iyi iyi, güzel. Bunu vermesen de olur, hiçbir işe yaramıyor ama neyse. En azından 1200 altın, 1200 altındır. Tamam, bunu da onaylayalım. En azından bir ödül müdül verseydiniz lan. Madem talent pointlerde hata var, sizin hatanı düzelttiğiniz ödül verin değil mi? Sorry for you işte, bir şeyler verin yani, neyse. Tamam. Son kısım kaldı. Örmek must be on your team. Tamam, örmek hemen katalım şuradan. Örmek outworld'da öyle biliyorum. Şuradan bir tane outworld'a da tıklayayım hemen. Şuna bir tıklayayım. Saldırısı çok yüksek değil. Bir tane bulduk hemen. Ve şey yapacağım abi. Şunları bir sıfırla kardeşim. En güçlülerle savaşmayacağım artık. Hani daha böyle şeyler. Ya gene en güçlüleri almam lazım. Hani siz şey diyorsunuz. Ya bu ne ya, en güçlüyü alıyor, Ronin Kenshi alıyor, challenge hemen, ama öbür türlü çok uzun sürüyor. Eski videolarım mesela, bakın eski challenge videolarım, bir saat süren challenge videom var. Niye, karakterlerin çok güçlü değil, yavaş yavaş bitiyor. Abi bir saat ayrılmaz yani bir challenge'a, tamam eyvallah şey yapıyoruz ama bir saatlik video kimse de izlemez yani. Ben yine 30 dakika çektiğimde bile adamlar 25 dakikasını falan maksimum izleyebiliyor. 30 dakika izleyen az bir tayfa var. Yani o da gerçekten çok sıkıntı. Zaman ayrıca birazcık lazım, o yüzden tamamen şey yapmıyorum yani. Geçen hafta mesela Triborg oynadık. Bu hafta Sub-Zero ile oynayalım. Sub-Zero alalım yan tarafımıza. Ve yanına kemik atalım abi. 27.000. Ver Liu Kang'i ver veya Goro, fark etmiyor. Goro'yu da versen olur. Tamam. Hemen devam edelim, şöyle bir başlayalım. 15'er ruh veriyormuşuz buraya. Saat 11'i 5 geçiyor. Güzel güzel, tamam. Hemen gir kardeşim. Parçalamaya başlayalım. Ama bu arada şu videolar da hoşunuza gidiyorsa eğer, o bacağımdan gelen sesti bu arada, gene bakın şu bacağım, yanlış anlaşılmasın, yanlış anlaşılıyor bazen. Video hoşunuza gidiyorsa bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Unutuyorsunuz, o yüzden söyledim. Eğer hoşunuza gidiyorsa ufak bir beğen atarsanız çok işime yarayacaktır. Şimdiden teşekkürler. Hemen devam edelim. Sangat Kotulkan'ın şeyleri çok iyi değil mi, çizgileri? Bayağı iyi be abi. Ya yapma, öf, uğraştırıyorsun ya şöyle. Sanarsın böyle 500 milyon vuracak, tipe bak. Ne, 1000 mi vurdun, ne yaptın? 2000 mi vurdun Allah rızası için? Ne yaptın? 2000. Helal. Bir de kalkan malkan almış, tipe bak. Heh. Çok işe yaradı, aldın kalkan. Tamam tamam, en iyi sensin. En iyi sensin. Power değerini çok yedik bu arada. Bakın talent points'lerin önemini gördünüz mü? Sıfırlandı ya. Ne kadar çok yedik hasarı. Daha doğrusu power değerinin efektini çok fazla yedik. İşte bu yüzden önemli. Hemen devam edelim. 600 altın vermiş. Hiç vermesen daha iyiydi kardeşim. Çok vermişsin sanki. Hızlı bir şekilde bu 15 maçı bitirip ondan sonra karakteri tanıtmaya çalışacağım. JQ5'i dediğim gibi çok bilmiyorum. Bu arada ben galiba oyuna ilk başladığımda, aynen. İlk girdiğimde oyuna ilk challenge, karşıma çıkan ilk challenge JQ5 challenge'ıydı ve oyuna başlayalı 3-4 gün falan olmuştu. Ben challenge'ın hepsini bitirmeyi başarmıştım abi. Gerçekten. Nasıl yaptım onu bilmiyorum ama o anın hırsıyla mı artık? O kadar fazla oynuyordum ki o zaman. Zamanım o zaman boldu. Lise 1'deydim galiba. Lise 1'in yaz tatili de olabilir. Çok zaman var. O kadar çok zaman olduğu için de oynayabiliyorum rahat rahat. Daha öyle yapıyordum yani. Sabah akşam bunu oynuyordum. Enerji bitince işte yeniliyordum enerjiyi falan. 3 ruh falan. 3 ruh, 5 ruh. O zaman quest mod yoktu bu arada. Ruh falan da kasamıyorduk. 50 kere falan dedim. Ruh kasamıyorduk yani her yerden. Faction Wars'a girip sabah akşam savaşmanız gerekiyordu ki ödüller bu kadar bonkör de değildi. Blood Rabbis Fake falan şeyler yeni geldi yani, bu tarz şeyler. O kan taşı mağazası falan gene vardı ama yani kan taşı diyorum, Blood Rabbis'i. İşte ne oluyor, yakut mu oluyor, bir şey oluyor, yakut falan da kan taşı daha iyi abi. Öyle diyorum yani.
kasmak gerçekten zordu ve yani iyi yapmışım diye düşünüyorum. Ki o hesabı da şu olmuştu sonra, salak gibi Warner Bros. Hesabı oluşturmamıştım ben. Oyun silinmişti. İnandım ya tamam. Silmek zorunda kalmıştım. Çok fazla yer kaplıyor diye sildim. Bir daha indirecektim verilerini sıfırlayıp. Sonra mal gibi kalmıştım. Hesabım gitmişti. 50 level'a falan kadar kastım hesabı. 20-25 günde falan 50 level yapmıştım hesabı ya, oyunu oynuyor. İlginç. Sonra mal gibi, ama dediğim gibi emeğim boşa gitmişti. Üzücü tabi. Bu arada bu bayağı fazla vuruyor. Ki daha bir sonrakini atmadı. Bir kere daha atıyor diye biliyorum o yeteneği. Bayağı bayağı vuruyoruz ya. Güzel. Güzel abi. Farklı farklı karakterler almayı deneyeceğim bu arada, dediğim gibi. Elimden geldiği kadarıyla şöyle editeyim deyip. Neyi verelim mesela? Tanya'yı verelim. Tanya ile oynayalım birazcık. Yanına ne katalım? Ver bunu ver. Sonra bir de şey lazım. Örmek lazım bize. Örmeklerim güçlü mü acaba? Örmek örmek evdeyim. Çarpıldım, söyleyemedim yanım. Niye öyle oldu? Neyse tamam. Şaka yaptım. Evet, sıcak gene, ondan bahsedeyim hemen. Adana bugün, yani siz bunu izlerken dün 40 dereceye ulaştı. Perşembe günü 40 dereceyi gördüm abi. Gerçekten hissettiren sıcaklıkta 40 yazıyordu. İnanılmaz bir sıkıntı. Yani üzücü. Gerçekten üzücü. Ne yapacağız bilmiyorum, daha Mayıs'ta bu kadar, ama yaz geç geldi onunla alakalı ya. Çok geç geldi abi Adana'ya. Normalde biz Şubat'ın ortasında falan yarım kollu giymeye başlardık. Ki gene giydik bir ara. Sonra o kadar soğuk geldi ki bir anda. Hani şöyle söyleyeyim. Nisan'ın ortalarında biz böyle Ocak'ta yaşadığımız soğuğu yaşamadık. Yani İnandım ya tamam. Ocak'tan daha soğuk bir şey yaşadık. Çok saçma bir şekilde. Ondan dolayı oldu yani, küresel ısınmanın da etkileri var bununla tabii. Çok çok büyük etkiliyor. Artık gittikçe mevsimlerde geçiş yapmaya başlıyor. Saçma saçma şeyler olmaya başladı. İlginç. Devam edelim bakalım. Bu da böyle gereksiz, yararsız bilgiler. Aklınıza sadece yer kaplasın. Beni rahatsız ediyorsa siz de etsin abi. Tek ben rahatsız olmayayım yani. Biraz da siz rahatsız olun. Öyle yani işte, nasıl? Çok yararlı bir YouTuber değil mi böyle? Baya insanlar dünya ile ilgili, evrenle ilgili sırlar veriyor. Benim verdiğim sıra bak. Adana çok sıcak. Baya önemli gerçekten. İşte öyle yani. 30 dakika video çekince böyle konuşacak yer arıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. 23-10. Hadi bakayım. Sabahın köründe kalk, sınava gitti de bayağı iyi. Bunu 3 gibi anca atarım bu video. 3 gibi biter. Bunun renderlanması falan. YouTube'a atması. Çok iyi gerçekten. 9'da sınavım var. Oo, bayağı iyi Fuentes. Çalışıyorsun ha. Anasını satayım. Bir senemiz boşa gidecek yani. Neyse. Hayırlısı bakalım. Bir şeyler yapacağız artık. Şöyle bir atsam. Ya kaydırmalı mısın gerçekten? Hiç sevmiyorum şu. Sonradan kaydırdım halde 100 yaptım lan. Vay anasını. Sana şöyle bir düz vur. Uf, ne çok vurdu düz ya. Hayvan evladı. Yavaş yavaş. Oy. 15 euro vallahi gayet iyi ya. 15 euro gerçekten iyi. Yani az değil abi. Challenge'larda kasılan ruhlar bence gayet iyi ya. Bilmiyorum. Bu yönden bonkörler yani. Çünkü oyunun en önemli bir peki işte 400 ruh olduğunu düşünecek olursanız, işte bir challenge bitirdiğinizde zorlu kısımla beraber yaklaşık 400 ruha yakın kasıyorsunuz. Bilmiyorum, 300'e yakındır belki de. E tamam, bir şey kalmıyor. Quest'ten de bir tane yapsanız tamam. Challenge günü mesela bir tane pack açabiliyorsunuz. Quest yaptıysanız o gün. Gayet iyi yani. Bilmiyorum. Bir tane diamond çıkarsanız oradan. Tamam abi, zaten rahat rahat bayağı idare eder o siz yani. Bir tane diamond geliştirince çok iş yapıyor. Şöyle vurayım birazcık. Bir tane daha vurduk mu? Yok yok, kaydırmalıydı bu. Kaydırmalıyı sevmiyorum ben. Hatta kaydırmama gerek de yok da, neyse düz olarak öldürebiliyoruz zaten. Hatta yetenek açacağım dur. Kaydıracağım. Şöyle hünerlerimi göstereyim bir. Kaydırmayı 100 yapamayanlar kudursun. Zor ama ya, gerçekten kolay değil kaydırma. Devam moruk. Devam. 12.000 altınımız olmuş, gayet iyi. Kaç? 6.000'den mi başladık? 8.000'den mi başladık? Öyle bir şeyle başladık. Güzel gidiyor abi. Ruh vermeyeceğim tabii ki de. Örmek bulacağım onun yerine. Yani bir ruh bir ruhtur abi. Bir ruhunuzu boşa çıkarmayın. Varsa karakteriniz böyle alın. Bir tane bir tane birikiyor. Öyle aklınızda bulunsun yani. Bir her şey birle başlıyor. Bunu deyip birazdan örmek bulamayacağım değil mi? Yok, buldum, şaka yaptım. Tamam, 12.000 saldırısı var. Şöyle yap. Hatta bir tane de örmek vermiş. Bak güzel. Onu da görmüş olduk. Buraya ne katalım? Liu Kang ile savaşmak istiyorum. Liu Kang verir misin? Teşekkür ederim. Çocuk adam. Şunu ver. Yok yok. Bunu vermiş. Şunu ver. Teşekkür ederim.
Jax Briggs de olabilir aslında. Ben Jax Briggs'i çok severim. Heavy Weapon Jax Briggs bayağı iyi abi. Çok sevdiğim bir karakter. Jax Briggs'i seviyorum. Sonra Mortal Kombat 11 Raiden'ı seviyorum. Ve Mortal Kombat 11 Sub-Zero'yu seviyorum şu an. Çok sevdiğim karakterler bunlar. Ama yine de Raiden'a karşı içimde çok fazla bir sevgi var. Bilmiyorum Raiden farklı ya. Özellikle Mortal Kombat 11 Raiden. İlk çektiğimde söylemiştim zaten. En etkileyen karakterlerden bir tanesi bu oldu diye. Hoş ya, güzel karakter gerçekten. Bu arada çok fazla vuruyoruz yüz vuruşa. Ve çok seriyiz abi. Çok iyi şu karakter ya. Flaming Fist Liu Kang. Bunu şu an birinci aldığım için kullananlar vardır. Ama gerek yok yani, ikinci pasifini tetiklememe gerek yok. Şu an zaten çok fazla vurduğu için ihtiyacım olmuyor pek. Bakın farklı farklı karakterlerle oynuyorum şu an elimden geldiği kadarıyla. Ama şeyi istemeyin yani. 5000 saldırılı karakterle oynasana, niye böyle kolay yeniyorsun demeyin. Çünkü yani zaman abi, öyle bir saatte bitmez o challenge. Ben sadece son kısmı için 1 saat ayırdım biliyorum ya. Karakter falan tanıtacağım diyerekten. Valla bak, 1 saat çok uzun bir süre oğlum bir video için. Öyle şey olsak neyse de, yani bir hikaye tarzı, hikaye anlatıcısı bir şey olsa, hikayeli oyun oynasak eyvallah, hani hikayeye bir girersin çıkamazsın, ama challenge yapıyorsun. Her zaman yaptığımız şeylerden bir tanesi olduğu için rutini bozmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ne ağladım ben de lan? O zaman bu kadar ağladıysam bir tane beyin... Yok tamam, şaka yaptım. Ağlayıp beyin istiyor böyle. Seni ben tekleyemem değil mi? Yok o kadar değil. Güzel vuruyoruz ama. Kalktığı gibi o yeteneği atıp ki uğraştırmasın. Öleceksin mi? Öleceksin, öleceksin. Ölürsün sen, iyi çocuk. Aferin. Bu devirde ölmeyen de ne bileyim yani. Devam. Reptal çok güzel görünüyordu bu arada arkadan. Reptal mı? Reptal bayağı iyi görünüyordu arkadan. Güzel. Güzel. 9. savaşa gelmişiz. Maşallah. Maşallah. Bu ne lan? Değişik söyledim ben de bunu. Güzel yani. İyi ilerlemişiz. Suri taklidi yaptım. Suri. Ay. Lan bizim burada Suriyeli var ha. Valla. Çok var yani. Adana'da var abi. Hatay'da çok fazlaymış. Hatay ve Kilis bölgesinde aşırı fazla olduğunu söylüyorlar. Yazık oraya da ya. Ne bileyim yani, o kadar fazla olması iyi değil abi. Anlaşamıyorsun ki adamlarla, anlamıyorlar. Irkçılığa girmek için değil bu arada. Gerçekten sıkıntı yani. Farklı bir ülkeden geldikleri için. Yani tam birçoğu öğrenmiş Türkçe ama hala anlamayan var. Bir şey anlatmak çok zor yani. Bana mesela bazen bir şey soruyorlar yolda geçerken. Anlatıyorum. Bir saat böyle anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Ve bir şeyler diyor, anlamıyorum hani. Ben anlamadığım şeyine getiriyor. Ondan sonra gidiyor böyle. İkimiz anlamsız bakıyoruz böyle. Neyse tamam deyip gidiyorum ben de. Ne yapayım yani. Bir de boğazdan konuştukları için, gırtlaktan konuştukları için hiç anlamıyorum. Daha da anlamıyorum böyle. Üzücü oluyor. Neyse. Şimdi ne alak lan buraya? Ne verebilirsin bana? Ne vereyim abi? Yok tamam. 25.000, 25.000. Reptile. Ver. Ver babayı ver. Ver. Yanına ne ver? Reis ver. Ondan sonra şuradan bir tane daha örmek bulalım hemen. Başka örmeğimiz var mı bizim ya? Silver mı var bundan sonra? Başka hiç yok mu abi? O kadar karakter vardır ya, ha? Vardır vardır moruk. Bir tane gördüm. Ha var, bir tane daha var. Başka var mı? Ben de bu konuda iyice abarttım. Tamam yok, başka da yok. Ver Silver abi. Şuraya ver. Onun önerisi bitmiş aynen. Güzel lan, hiç galiba şey harcamadan, ruh harcamadan. Yok, gerçi buradan 3 savaş yapsak. Aynen galiba hiç ruh harcamadan burayı bitirebileceğiz. Bayağı iyi değil mi ya? Bence bayağı iyi, bilmiyorum abi. Güzel yani ya. Tüm ruhları beleşten sömürüyoruz. Artı ruh vermiyoruz. Her birinde 3'er ruh verseniz o 9 ruhunuz gitmiş oluyor. 9 ruh da az değil bence, bilmiyorum yani. 3 defa mı 4 defa mı yeniliyorsunuz ya? 4 defa da olabilir. 4 defa ise 12 ruh giriyor babacığım. Küçümsemeyin onu. 12 ruhu küçümsemeyin yani, gerçekten iş yapabiliyor. Yeri geliyor bir ruha muhtaç oluyorsunuz gerçekten. Üzücü. Ben de sanki böyle gerçek hayatta para kazanıyormuş gibi yapıyorum ya. Anasını satayım. Oyun parası ya, harcayın koyun kıçına. Oy ne yaptı, yok etti ya, gördün değil mi? Gördün değil mi o olayı bak. İkinci yeteneği başkasına attım, diğeri tek yedi. Of oğlum çok iyi şu karakter ya. Toplu tek atıyor. Senin ne oluyor? Beton yetmez senin neyine, biliyorsunuz artık onu. Billurlarına beton yetmez bu kardeşimizin. Güzel. Evet, 11. savaştayız. Tamam. Hemen devam edelim.
İkinci teneğimiz açıldığı gibi diğer karakteri tekleyeceğimiz için bir tane karakteri beleşten yok etmiş oluyoruz. Jax Briggs sayesinde. Adamsın Jax. Jax babayı bir alkışladım. Yalnız kulaklık inşallah çıkmaz. Alkışladım. O ellerimdi bu arada. Alkışlarken ellerimi kullandım. Yanlış anlaşılmasın. Yani yorumlarda çünkü var yani. Alkışladın ama neyle alkışladın? diyecekler. Demesinler diye. Ben de iyice kafayı yedim son günlerde biliyorum. Sınav psikolojisi. Artık bir aydan az kaldığı için kıçım başım her yerim tutuştu. Öyle oluyor yani, ne yapalım moruklar. Beğeni de atmıyorsunuz, darlandık yani. Vallahi üzülüyorum ha. O kadar şey yapıyoruz. Lan oğlum, blokluyken attığımız için az yedi karakter, görüyor musun? Neyse tamam, sıkıntı yok gerçi. Yine tekledik ya. Güzel güzel. Temiz. Hadi bakayım. Sıcak yalnız. Onu da bir kere daha hatırlatmış olayım. Oğlum çok uzun sürüyor challenge ya. Bu saat bak bu şekilde bile uzun sürüyor. Hani sırf şey yapmayın diye, yorumlarda böyle yazmayın diye şey yapıyorum. Farklı farklı karakterler oynuyorum. Ronnie Cash ile bitirmiyorum. Ama uzun sürüyor. Gene de uzun sürüyor yani. Böyle bir huyu var bu challenge'larında. Ne yapalım? Karakter güçlü mü bilmiyorum bu arada. JQBX'e bakacağız. İnşallah güçlüdür be ya. Benden oldu böyle, Ege'ye kaydı bir an ağzım. Neyse. Hadi bakayım biraderim. Şimdi Morphle 2 tane var ve Assassin değil mi? Morphle lan o. Morphle aynen. Atma onu. Atarsan adam değilsin. Teşekkürler. Seni şöyle bir tekleyebilir miyim yavrucuğum? 41.500. Çok sağlam hasar ya. Gerçekten çok iyi hasar. Bu karakteri 10. evrim yapmak isterim. 10. evrim olsa hemen 60 level yaparım yani. İlk 60 yapacağım karakterden bir tanesi. Seviyorum çünkü Jax'i. Şimdi bir tane daha örmeğimiz var bu arada şurada. Onu hemen alalım. Neredesin kardeşim? Neredesin? Neredesin oğlum? Lan? Heh, şurada. Bir tane aldık. Şuradan ne alalım? Ne alayım lan? Reptile Kung Lao. JQBX'i ver bakalım. Şunu ver bir de yanına. Shinnok kardeşimizle beraber. 3 savaş. Hadi bakayım. Hiç ruh harcamadık. Çok temiz ya. Beleşten geçiniyoruz. Temiz. Güzel. Zaman da su gibi akıp gidiyor. Aynı kıçımdan akan... Yok tamam, şaka yaptım. Evet. Oh, dilim ısırdım. Hoş değildi. Allah'tan yarısını durdurdum böyle. Tamamen ısırmadım da. Video ortasında böyle peltek peltek konuşmadık anasını satayım. Arkadaşlar bugün... Yok tamam, şaka yaptım. Gene prim kas primciler yorumda şu an. Peltekleri laf attın onun. Tamam. Hemen yorumlara geliyorlar onlar tabi. Şimdi şunu alsam Outworld. Bir tane varmış ya lan. Neyse tamam, sıkıntı yok. Karşıda keşke mi? Martial Arts alaydım keşke. İki tane varmış Martial Arts. Canları iyi yenileniyor yalnız. Güzel. Feast of Souls. Feast yazıyor. Ekranda Feast yazıyor. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Güzel. Çok temiz hasar. Şunu atsam sana. Yapma. At onu. Heh. Adamsın. Çok vuruyor mu? Tabii ki de çok vuruyor. Sordun mu? Sorum anasını satayım. Yok attı mı? Oo. Türkçe? Neyse tamam. 14. savaşta mıyız? Bitiyor be. Bitiyor. Karakter tanıtımı geliyor birazdan. Karakterin tanıtımı geliyor daha doğrusu. X-Ray serisine başlayacağım. Sakin olun abi. X-Ray'e yani şey yapmak için karakter tanıtımını biraz ilerleteyim. Ondan sonra X-Ray'e başlayacağım. Ya en azından gördüğünüz şeyleri bir kere daha kısa süre içerisinde görmeyin ki sıkmasın yani. Siz de düşündüğünden dolayı yapıyorum onu. Yoksa atar çekerim ne var, benim için zor bir şey mi sanki en azından dedim. Alacağım karakterin X-Ray'lerini teker teker tanıtacağım size. Yani biraz zor olabiliyor tabi. Açmak zor olabiliyor yeteneklerini ama olsun yani abi. Ne var karşıda? Netherrealm var değil mi? Netherrealm var. Ver şunu. Güzel vuracağız bununla. Şöyle bir atsam. Güzel ama derildi. Hop güzel. İkinciyi atmak istiyorum. İkinci seneyini çok vuruyor çünkü. De topla atmıyor. Bloklayamadım. Bloğa bastım da. Kombosunu bitirdiği için tamamlattırmadı bana. Jason'a mı atayım, buna mı atayım ya? Bunu öldüreyim ben. Ondan sonra Jason'a atarım yeteneklerimi. Birinciye atarım. Sonra bir daha birinciye atarım. Ölür. Derken Jason geldi. Jason boş yapma Jason. Tıklayalım bakalım şuna. Güzel. Bir daha kalktığı gibi şunu vurursak bayağı iyi olur. Çok vuracağız. Blokladı ama sıkıntı yok tabii ki de. Yine %100'ü gömdük. Atacaksın mı yeteneğini? Attın ama boş. Bu sefer işe yaramaz. Şunu
Şöyle bir ya dur dur boş yapma. Bırak bırak. Oo temiz. Güzel. Hemen devam moruk. 15. savaşa geçiyoruz ve boss geliyor. Boss'u yenebiliriz herhalde. Zorlayacağını sanmıyorum. İnşallah yani. Jacky'nin zaman içerisinde maç devam ettikçe power generation'ı artıyormuş, artırılıyormuş. Boş yapma lan. Tekleyeceğim işte seni. Neyin boşunu yapıyorsun? Gel buraya. Aynı şey gibi oldu. Muko yapma Muko. Muko. Var mıydı ki onun videosu ya? Neye giriyorsunuz? Yapma oğlum. Şey yapma lan. Mako yapma oğlum. Varsa koymuşsundur da sen şu an. Ha? Ha tamam. Omzumda bir şey varmış da. Ona baktım. Kendi insan omzuna bakınca şaşırır mı ya? Kendi insan omzuna bakınca. Of Türkçe akıyor maşallah maşallah. He sen neysin? Spec Ops'un. Spec Ops hangisi? Ananın nikahı. Aferin alt rolü seç. Aferin. Dar beyinli ya. Oyunu kendisinin yanlış seçmesi de ayrı bir olay tabi. Bilerek seçiyor. Görüyorsun değil mi ya? İtliği köpekliği. Power drain atma değil mi? Yok. Kendi power'ını atadı. Tam sıkıntı yok. Şunu atsam sana. Bloklamasam blokladın ama. Senin ben ananı alırdım. Blok breaker'ım da yok. Abi 773 ne? Animasyon gerçekleşmedi o blokladı diye bak. Bu ne oğlum? 85 vuruyor. Bir şey değil ki bu. Mal mısın? 85 ne oğlum? Çöp. Bu güçsüzmüş. Bayağı güçsüzmüş bu. Bakın tek atıyor şimdi bana böyle sinirlenip. Tamam dur dur. Dur he. Aynen ondan. Ya gene blokladı. Yine 770 vuracağım değil mi? 835. Allah be. Hasarımız da yarttı ha. Şuna geçeyim lan. Dur. Tamam he. En güçlü sensin. Dur bloklama abi. Bekle bir. Shinnok da fazla vuruyor ha. Vallahi. Aç bloğunu. Oğlum hayır. Yetenek atacak. Power drain var mı acaba ki? Ya yeter yeter. Gerizekalı. Ne blokladın senin? Heh. Sonunda be. Kaydırmalıymış bu arada. Hiç sevmiyorum yetenekleri. Ne kadar vuruyoruz? Maşallah maşallah. Yavrum benim be. Helal. İyi vuruyor. İyi güzel. Temiz abi. Bunu da yendik. Oh. Mis. Ne oldu? Bitti. Teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim benim. Hop. Güzel. 50 ruh buradan. Jacobix buradan. Ve nice. Teşekkür ediyorum kardeşim. Şimdi senin tanıtımına geçelim bakalım. Ediyorum ha yalnız. Teşekkür ediyorum değil. Bu ne ya? Bir tane mesaj gelmiş. Mesaj ne? Yürüyünç pek. He. Tamam yeni pek gelmiş. Ona da bakalım. Bir göz atalım bu arada. Bu değil. Bu değil kardeşim. Bu değil. Heh. Ne çıkabiliyormuş? Hellspawn Scorpion, Bone Hunter, Aaron Black. Nah çıkarma bize. Çok aşırı 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 havalı bir karakter şu Bone Hunter, Aaron Black var ya. Bone Hunter. Aşırı havalı abi ya. Vallahi aşırı şu. Bunu da aç diyorsunuz bu arada yorumlarda açayım bari. Oğlum baş çıkıyor şimdi. Bunun içinden çıkan bana yaramıyor ki. Bir bakıyorum Bone Hunter, Aaron Black çıkıyor böyle aptal oluyor. Kanalı kapatırım. Açıl bakayım. Oo! Oo! Allah be. Kapat baba kanalı kapat kapat. Bu ne oğlum ne verdin lan öyle? Ne yaptın öyle? Lan sen sanarsın böyle şey verdi bana. Bu ne lan? Sinirlendim. Niye boş yaptım? Neyse tamam. Şimdi Jacobix ablamız nerede? Onu bir bulmamız gerekiyor. Burada. Kaçıncı evrim? 7. evrim. Maşallah bayağı da varmış hayvan evladı. Sen geliştirilmiş misin bu arada? Saldırın falan geliştirmiş halin mi bu yani? Öyleyse malsın onu diyecektim. Malsın abi. Saldırın çok düşük. Bu ne mal mısın? 7. evrim karakter bu kadar nasıl düşük olabiliyor? Ha canı fazla. Ki 20 level. He, okey. 20 level bırakırsan böyle olur tabii ki de. 3. yeteneği açık mı? Açık. Güzel. yanına ne katalım? Hemen. Nerede? Benim takımım. Spec Ops Scorpion neredesin kardeşim benim? Sen gel. Sen gel. Şöyle. Aa! Ana! Öldüm ananı. İkisinin de saldırısı aynıymış ya lan. 8453, 8453. Vay ananın yolunu be. Şansa bak. İlginç. Günlük değişik detaylar. 5'li savaşa girmeme gerek. 5 savaştan öncesini tanıtamam çünkü bunu. Şimdi kardeşimizin pasifiyle falan başlıyoruz. Yeteneklerinden anlatacağım birazdan. Takımındaki tüm Spec Ops karakterleri %20 artırılmış Power Generation'la başlar. Önemli mi? Gayet önemli. Hasar artışı yönünden bayağı iş yapıyor bu karakter. Yüksek miktarda hasarınızı arttırabiliyor. Önemli. Plazma Burst'ümüz var burada. Bunu attığımız zaman
karşı rakibi hasar bırakıp power delay'in efektine kaptırmasını sağlıyoruz. İkinci yeteneğimizi attığımızda hem yeteneğimizi atıp hasar bırakıyoruz hem de ekstra güç kazanıyoruz. Yani ekstra güç kazanmış oluyorsunuz. Önemli. Üçüncü yeteneğimizi attığımızda karşı rakibi yine X-Ray'ini bırakıp ondan sonra sakatlıyor karşı rakibi. Sabitliyor yerine. Önemli. Sabitliyor değil. Yok, sabitlemiyor. Yeteneklerini falan kilitliyordu bildiğim kadarıyla. Bakacağız. Birazdan göreceğiz zaten neyin ne olduğunu. Hemen JQBX kardeşimize devam edelim bakalım. 20 level olması biraz dezavantaj benim için. Yüksek level olsa baya artmış olurdu bunun hasarı. Çünkü 7. evrim yani. Evrim mı? Evrim normal değil. Baya iş yapar yani o karakter. Öyle işte yani moruklar. Sıcak oldu bu arada, onu bir kere daha hatırlatayım. Yani öyle. Videoda böyle 5 dakikada bir kere hatırlatmasam olmaz çünkü. Siz darlanın istiyorum böyle. Darlanmanızı istiyorum. Tamam şaka yaptım. O kadar değil. Şimdi şu birinci yeteneği hemen bir tanıtalım. Attık mı? Kaydırmalıymış. Kaydırmayı hiç sevmem. %90'da kaldık. 10.400 bayağı iyi vuruyor aslına bakarsan. Çünkü karşıdaki şeyi fazla yani. Tagnosu fazla baksana belli. Düz vuruşundan az diyor. Vallahi gayet iyi. %100 kaydırınca ne oluyor peki? 11.032. Vallahi iyi. Güzel hasar. Hoşuma gitti açıkçası. 4.600. Oğlum yeter, ne yaptın? İki kere üst üste attın ya. Öldürdün sen de bizi. Vay anasını yoluna. Şuna bir geçeyim, biraz bunlarla savaşalım, ölmeyelim abi. Ya bu reislerin ölmesi birazcık zor ama. Yani bu karakteri öldürmek ne ister biliyorsunuz. Bakın tek atıyor. Ay tek atacaktı. Yok şaka yaptım. Şaka yaptım oğlum, ölebilir bu. Oha canı gitmedi. Yuh lan. Yalnız şuna geçmem gerekiyor hemen. Atıp hemen buna geçeceğim ve bloklayacağım abi. Çünkü atacak bu yeteneğini muhtemelen. Ya gerizekalı, tıkladım bu kadar geçsin diye. Ne kadar salaksınız ya. Kafayı yediriyorsunuz lan bana. Hop. Ne vuruyoruz? Yani bu animasyonu hala düzeltmediniz mi ya? Mal gibi atıyor şu atış şekline, bakar mısın? At bakayım bir daha birinci yeteneğimizi. %100 vuralım bir. 11.032 sabit vuruyor. Güzel. Sabit vurması iyi. Yani şeyden etkilenmiyor demek bu. Tagnus'tan etkilenmiyor ortalama olarak. Hani yüksek Tagnus geldiği zaman 11.000 hasar 5.000'e düşebiliyor saçma bir şekilde. Güzel. O iyi, bayağı iyi. İkinci yeteneğimize bakacağız birazdan. Neymiş ne değilmiş, komboları falan nasılmış teker teker göstermeye çalışacağım size. Aslında Spec Ops karakterleri yapsak daha iyi. Hasarını atıyoruz, onların iş yapıyor. Ama olsun, bu takım da iyi. Seviyorum ben bu takımı. Sıcak oldu, bir kere de hatırlatmış oldum. Güzel güzel. Soğuk şehirde mi? Şehirde yaşayanlar bayağı şanslı diye düşünüyorum ya. Soğuk candır abi. Gerçekten kış candır ya. Kış sevmeyen de ne bileyim yani. Şunu şöyle bir at bakayım. Güzel. 1716 gayet güzel ve animasyon da iyi yani. Şu ikinci animasyon daha güzel. Tekme atışı bayağı hoşuma gitti. Bir dur bakayım. Atalım tekmeyi. At tekmeyi. Of güzel atıyor. Vallahi güzel atıyor. Şu ikinci yeteneği bakalım. Ne kadar vuruyor acaba? 16.000. Onu oha. 30-40 bin vurdum ya. Ay çok yedik ama. Şunu atalım. Power Day'in olması bu arada çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. 11.040. Artı hasarımız. Level mi atladık? Ne oldu? Gerçi level atlasak o kadar az artmaz diye düşünüyorum. Şöyle bir kaydıralım bakalım. Mal gibi kaydırdığım için az vuracağız. 10.400. İyi iyi. Kaç level olmuşuz? 20-21. 21'in biraz da geçmişiz. Güzel. Şimdi hasarımız daha çok artmış olacak. 11.032 vuruyorduk şeyle. Şimdi bakalım ne kadar vuracağız. Classic Reptile. Flame Fist'li Yükeng'i başa alması iyi oldu. Pasifini kullanamayacak. Bu güzel. Yani iyi. 17.000 hasar. Kaçtı? 16.000 değil mi? Yaklaşık 1000 hasar artmış. Gördüğünüz gibi bayağı iyi abi. Yani 30 level yaptığınız, 30 diyorum, 60 level'a falan çıkarsanız bunu 10. evrim yapıp 50.000 hasara falan kavuşacaktır ki o da 50.000 hasar da yok etmek demek abi. Bayağı yok etmek demek. İyi yani. 50.000 hasara çıkmasa bile 45.000, 40.000 civarını görür. Çıkma ihtimali var tabii ki. Ben iyi olur diye düşünüyorum. Mikrofonu yine yumrukladım bu arada. Çok başarılıyım gerçekten. Şöyle bir kardeşim Diablo. Acın geldi lan aklıma. Niye öyle oldu? Diablo. Belana ya. Gene katmışımdır onu biliyorsun. Şöyle bir atayım. Kaydırayım şöyle. Kaydırabileceğiz mi? Mal gibi kaydırdık ya. Niye öyle oldu? Sağ kaydırmayı yapamıyorum abi. Vallahi yapamıyorum. Hop. Hop. Şöyle. Şunu bir atsak.
Gene blokladı tabii ki de. Bak yine sağ kaydırma çıktı. Biliyor ya yapamadığımı. Şerefi inadına onu veriyor bak habire. Şimdi düz vuruşları iyi be. Güzel abi. Seri yapabiliyor en azından. Seri yapması bayağı iyi. Zaten fark ettiyseniz Spec Ops karakterlerin düz vuruş animasyonu çok daha rahat gerçekleşiyor yani. Şu ikinciyi bir daha atmak istiyorum bu arada. Block Breaker yok ama herhalde. Güzel. Attık mı? Oğlum bayağı vuruyoruz ha. Bayağı vuruyoruz yani. 38.000 39.000 hasarı falan kavuşuyor herhalde. Bayağı yüksek bence, bilmiyorum. Dark Emperor Liu Kang'i birinciye katmamış. Gene avantajlıyız bu yönden ama Ronin Kenshi var. Bu büyük bir dezavantaj. Oyunun en hayvan karakterlerinden bir tanesi sonuçta. Yine hayvanını tutmaz inşallah, bakalım. Üçüncü yeteneği göstermeye çalışacağım bu arada. Ona şimdi yanına Spec Ops'ların şeyini arttıran yok, barını arttıran. Health Spell sayı şeyi mi arttırıyordu? Martial Arts'ları mı arttırıyordu? Onu unuttum bak. Gerçi dur yaparız herhalde ya, bakalım. Üçüncü yeteneği açmamız önemli tabi. Power Drain yok değil mi karşıda? Keşke burada açsaymışız ya. Bak burada alsaymışım iyiymiş. Neyse tamam. Şöyle bir kaydıralım. İkinciyi bir daha atalım, ikinci yeteneğimizi. Gayet de çok vuruyoruz. Pro Marosha. Değişik bir isim. Şöyle bir atsam. Hop. Güzel. Şunu bir atsam. Kaç vuracağız? Oğlum gayet iyi ya. Gerçekten gayet iyi. Artı power'ımız arttı. Şu an hasarımız arttı. Güzel. Gücümüzü arttırdık. Şöyle bir vurursak. Güzel moruk. Şunu da bir at bakayım. Hadi %100 kaydıralım. %100. 11.323. Ne kadardı? 11.032 idi. 300 hasar atmış. Yani ortalama. Güzel. Güzel. Şunu bir daha attım mı artık ölürsün sen. Ölmen gerekiyor çünkü. Güzel abi. Güzel. Gayet temiz hasar moruk. Üçüncü seneyi hemen göstermeye çalışacağım. Hemen bunun yanına şey vereceğim tabii ki de. Retamer'ı vermem lazım. İnşallah gösterebilirim ki karşıda Power Drain var. Bu sıkıntı olabilir. Kenshi biliyorsunuz Power Drain'liyor. Neyse bakalım, deneyeceğiz ya. Gösterirsek iyi olacak ama. Gösteremezsek zırlayacağız, ne yapalım. Hemen başlayalım bakalım. Kenshi'ye geçmeden benim şey yapmam gerekiyor. Ekart etmem gerekiyor yani. Öldürmem gerekiyor. Gerekiyor karşıya. Kenshi'nin de gücüne bakmadım salak gibi. Hasarının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Keşke baksaydım. Neyse. Sıkıntı olmaz ya. Ya öyle olmamasını umut ediyorum. Oğlum hadi, kaç dakika oldu ya? Bir giremedi anasını. Sinir oluyorum şuna da var ya. Ice Storm kardeşim. Birinci tenimiz zor oldu. İkinci de keşke dolu başlasa. Ben de bir ölüden şey istiyorum anasını satayım ya. Şuna bir geçeyim. Heh tamam. Sen hasar yemiyorsun baya. Bu sıkıntı büyük baba. Bu ne ya? Oha 247 yiyor adam lan. Kritikti bir de. Kritikli 247. Ayy. Çok sıkıntı bu karakter. Ha at. Adamsın be. Oha çok fazla vurmuş bu arada ya. Ve hasar da yemiyorlar yani. Neyse tamam. En azından şey yok abi. Power Drain'i kalmadı. Bunu öldürürsem sıkıntı olmayacak. Hadi be. Power'ın da olmadan senin, ben onu şey yapayım abi. Bir daha geçeceğim. Ölmeyeyim bir saniye, ölmeyeyim. Şunu atmam gerekiyor. Ölürsek sıkıntı çünkü. Vur artık. Teşekkür ediyorum. Bloklarsam ölmem herhalde. Bon Shield'ı çalıştı adamın, vay anasını. Ölmedim. Ama can yenilemem gitti derken. Tamam güzel, kurtardı ölümden bizi. Power Drain'i var, o sıkıntı. Üçüncü deneyimiz açılmış bu arada. Şimdi buna geçelim, sonra Kenshi geçer beni krize sokar. At bakayım, adamsın tamam. Hop. Güzel. Hadi bakayım nasılmış. Oo, bayağı sinirli. Agresif. Of. Güzel. Of. Vallahi güzel. İyi lan. Sevinli. Hoşuma gitti. Ama ölmemiş. 28.000 vurdu bu arada. Hiç geliştirmemiş hali. 28.000 gayet tatlı hasar moruk. Temiz. Vallahi temiz. Çıkışı da şununla yapalım istiyorum. Eğer öldürebilsek tabii ki. Bloklamazsa. Adamsın bloklamadığın için. Teşekkürler. %100 attık. Öldürebilir herhalde, bakalım. 98'de buradan öldü aynen. Oh. Aa, kalkanı çalıştı vay çakal. Canım doluyor ama çok az doluyor. Güzel, öldürdük. Mis abi, çok temiz. Kodumuzu da vermedik ya lan. Neyse 91 olsun kodumuz. Güzel. Videonun sonuna doğru verdim. İyi anasını, helal bana. Neyse başında veriyordum genelde.
Şimdi sonuna doğru verdik. Bir değişiklik olsun. Evet dostlar, Jacky Briggs ablamız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir ki hoşunuza gitti diye düşünüyorum. Yani güzel karakter. Alınası karakter. Değer mi? Değer yani. Gayet değerli. Video hoşunuza gitse beğeni atarsanız gerçekten çok hoşuma gider bu. Beni mutlu edersiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde devam gelecek. Kendinize iyi bakın.